İstanbul'da trafik yoğunluğu kadar büyük bir başka çile de park etme sorunu. Araç yeri bulmak çoğu yerde kuralsızlığı da beraberinde getiriyor. Aracını park edebilmek için sokak sokak gezenler çoğu zaman sokakta kendine yer ayıran park işgalcileriyle de karşılaşıyor. Biz de bugün kameramızı İstanbul'un park sorununa çevirdik. Kişilik yeri falan su bidonlarıyla, saksılarla kapatıyorlar. Park edemiyor muyuz? Edemiyoruz. Müşterilerimiz geliyor. Bir park yeri mesela kendimize ayırmamız bence normal yani. Özellikle İstanbul'da otopark sorunu çok büyük bir sorun. Arabamı park edecek yer bulamıyorum. 2 saat dolanıyorum. Mega kentin park çilesi her gün biraz daha artıyor. Kimi masa sandalye ile, kimi duba damacana ile kendine yer ayırıyor, park işgali yapıyor. Sadece önüme müşteri geçiş yeri ve mal koymak için yeri ayırtıyorum. Bizim yerimiz diyor. Biz de artık böyle işte tur atıyoruz. Tabii kendi müşterilerine yer ayırdıklarından bize yer kalmıyor. Yer tutma olayı problem derecesinde. Su bidonları koyuyorlar ki araçları park etmeyelim diye yer ayırt ediyorlar. Özellikle Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli gibi hem iş hem de sosyal hayatın merkezindeki ilçeler park çilesini çok yoğun yaşayan bölgeler. Burası çok işlek bir cadde. Beşiktaş Şair Nedim Caddesi. Tabii bu caddede park yeri bulmak zaten güçken bazı esnaflar da dükkanların önüne kendi müşterileri gelebilsin diye bakın karşıdaki dükkanda olduğu gibi sandalye, masa ya da damacanı koyarak aslında oraları işgal ediyorlar. Burada berber var, çiçekçi var, ben varım pet shop. Hani müşterilerimiz geliyor. Bir park yeri mesela kendimize ayırmamız bence normal. Herkes kendi kuralını kendi yazarsa ne olur? Ya haklısın da burada işin içine anlayış giriyor sadece. Tabii malzeme indirip yükleten esnaf da kapısının önü her daim boş olsun istiyor ama bir taraftan da 2 araçlık yer kapanmış oluyor. 5 dakikalığına koyduğum süreçte benden kesiyor 15-20 lira. Esnaf olduğum halde. Biz de mecbur kalmışız yani. Genellikle esnaf olarak ürün geldiği için ayarlıyoruz. Bize yer kalmıyor. Otoparklarsa hem yetersiz hem de epey masraflı. Onun için insanların çoğu evinin önü, dükkanın önüne işte duba koyup kimsenin park etmesini istemiyor.